Credit ve Sbank'tan herkese merhaba, ben Gamze Fuat. 30 Nisan Salı günündeyiz ve ekonomi piyasalarındaki en son gelişmelerle BRT ekranlarında Ekofinans programında yeniden birlikteyiz. Dün Borsa İstanbul'da tarihi bir seviye daha aşıldı. Dün günü %1.69 artışla 10.082.77 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden kapatan Borsa İstanbul Endeksi gözünü 15.000 puana dikmiş durumda. Bugün ise açılışta Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi önceki kapanışa göre 1.09 puan ve %0.01 azalışla 10.081.68 puanda gerçekleştirdi açılışını. Bankacılık endeksi %0.05 gerilerken holding endeksi %0.03 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran %1.48 ile finansal kiralama factoring olurken en çok kaybettiren %3.40 ile spor oldu. Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin gelişmekte olan çoğu ülkeye göre çok daha iyi bir hikayeye sahip olduğunu belirterek, Türkiye'nin kamu borç stoğunun milli geliri oranı %29.5 ile gelişmekte olan piyasalar ortalamasının yarısından daha az açıklamasını yaptı. ABD Başkanı Joe Biden, Mısır ve Katar liderleriyle yaptığı görüşmelerde Gazze'de bir ateşkese ulaşılması ve rehinelerin serbest bırakılması için bu iki ülkeden Hamas üzerindeki etkilerini kullanmalarını istedi. Goldman Sachs analistleri Brent ham petrolün fiyatının Aralık ayına kadar varil başına 84 dolara gerilemesini beklediklerini açıkladı. Bloomberg işçinin gerçekleştirdiği ve dün açıkladığı anket sonuçlarına göre piyasa katılımcılarının beklentisi Türkiye'de Nisan ayında yıllık enflasyonun %70 olacağı yönünde. Ankete göre Nisan enflasyonu için en düşük aylık beklenti %2.3, en yüksek beklenti %3.8 seviyesinde gerçekleşti. Ayrıca 21 kurumun katılımıyla gerçekleşen 2024 yılı enflasyonda zirve tahmini de bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek %75 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun bugün açıkladığı dış ticaret rakamlarına göre Türkiye'de Ocak-Mart tarihlerinde önceki yılın aynı dönemine göre ihracat %3.6 artarak 63 milyar 603 milyon dolar oldu. İthalat ise %12.8 azalarak 83 milyar 945 milyon dolar olarak gerçekleşti. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat Mart ayında %5.1 azalarak 21 milyar 915 milyon dolardan 20 milyar 789 milyon dolara geriledi. Mart ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %6.7 azalarak 24 milyar 552 milyon dolardan 22 milyar 508 milyon dolara geriledi. Mart ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 749 milyon dolar olurken bu ülkeyi sırayla 1 milyar 288 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 265 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 189 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 172 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat toplam ihracatın %29.5'ini oluşturmakta. AK Parti'de 31 Mart seçimlerinin ardından 2. Merkez Yönetim Kurulu toplantısı bugün gerçekleşiyor. Toplantıya Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık etmesi bekleniyor. Seçim yenilgisine yönelik analizlere dair kapsamlı bir sunum yapılacağı toplantıda değişimin yol haritası belirlenecek. Değişimin teşkilattan başlaması öngörülüyor. AK Parti'nin sert muhalefet yapacak isimlere ağırlık vermesi de bekleniyor. Global ekonominin bu haftaki gündemi iki kelime ile özetlenebilir: FED ve stagflasyon. Amerika Merkez Bankası'nın merakla beklenen iki günlük toplantısı bugün başlıyor. Banka yarın faiz kararını da açıklayacak. Beklenti, bankanın faiz oranlarını 20 yıldan fazla süredir en yüksek seviyesinde sabit tutması yönünde.
Ve altın fiyatlarına bakalım. Altın güçlü Merkez Bankası ve liman talebi nedeniyle ardarda üçüncü ayda da kazanç elde etme yolunda ilerlerken dikkatler politika yapıcıların şahin bir ton kullanmalarının beklendiği bu haftaki Fed faiz kararında. Toplantısında olur. Külçe altın bugün ons başına 2330 dolar civarında işlem görmekte. Spot altın ise 2334.96 dolara yaklaşmış durumda. Palladium gerilemekte, platin ve gümüş fiyatları ise sabit kalmakta. Petrol fiyatlarına bakalım. Orta Doğu'da olası bir ateşkese ilişkin tartışmaların ham petrolün risk primini azaltması nedeniyle 2 haftanın en düşük seviyesini gerçekleştirdi. Brent dün günü %1.2 düşüşle kapattıktan sonra varil başına 88 doların üzerinde işlem gördü. ABD ham petrolü ise 83 doların altında işlem görmekte. Bugün piyasalar neleri takip edecek? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası genel kurul toplantısı gerçekleşecek. Bugün ayrıca turizm istatistikleri açıklanacak. Almanya ve Euro bölgesinde de gayri safi yurt içi hasıla verileri takip edilecek. Ve bültenimizin sonunda döviz piyasasına bakalım. Dolar TL kuru 32.383 seviyelerinde. Euro TL kuru 34.671, sterlin TL kuru ise 40.607 seviyelerinde işlem görmekte. Yarın piyasalar 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı nedeniyle tatil ve buradan herkesin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nı kutluyorum. Perşembe sabahı BRT ekranlarında yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın.